Arkadaşlar bu akşamki sizin için seçtiğim hisse senedi analizim eee A suzu Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi. Şimdi bu akşam Anadolu Isuzu Anadolu Isuzu yani kamyonet üreten, ticari araçlar üreten, satan, pazarlayan, ihraç eden bir Güzel bir şirket, Türkiye'de üretimleri var, Türkiye'de üretimleri var, Türkiye'de yatırımları var. Ee, şimdi Asus'lu hisse senetleri, e, biliyorsunuz e, geçmiş dönemlerde tarih olarak verelim, e, 2022 Ağustos ayında, 2022 e, Ağustos ayında e, şöyle güzel bir çıkış e, yapmıştı 381 TL e, zirve noktasını e, görmüştü. E, fakat e, şöyle şu sarı çizgiyi silip tekrar çizmeye çalışırsam şu 381 zirve noktasından şöyle bir satış yemeye başlıyor. Kar satışı düzeltme hareketi ve bu satışı 121 TL'ye kadar değer kaybediyor. Yani biliyorsunuz çok çıktığı zaman bir hisse senedi belli noktalardan sonra satışa geliyor. 124 TL şu sarı çizgiye kadar hisse senedi düşüyor. Şuradan tekrar Tabi bu süre 2022 aşağı yukarı 10 e, Kaç ay sürüyor? E, 4 ay oradan. 10 ay burada. 14 ay oldu. E, düşüş e, trendi sürdürüyor Anadolu isuz hisseleri. Fakat e, fakat e, şöyle şöyle şurada net tarih vermem gerekiyorsa 23 Haziran 2023. 23 Haziran 2023. Şöyle mavi e, çizgiler çizdim. 23 Haziran 2023'te 22 günlük ortalaması 55 günlük ortalamayı kırdıktan sonra 23 Haziranda e, tekrar Anadolu Hisuzu hisse senetleri bir yükseliş trendine e, başl başlıyor yani yükseliş trendine başlıyor Anadolu Hisuzu hisseleri. E, fakat e, şöyle şöyle e, 200 88 TL'ye kadar çıkış yapıyor 8500 endekste. Şöyle bir yükseliş kanalı çizdim görüyorsunuz. Şöyle bir yükseliş kanalı çizdim. İki sarı çizgi arası bu yükselişini 8500 endekste 8500 endekste olduğumuz günlerde 289 TL'ye kadar çıkıyor. Fakat 8500 TL'den sonra endeksin ve başımıza gelenleri biliyorsunuz. İsrail-Filistin savaşları. Oradan Anadolu-İsluzu hisse senetleri, Anadolu-İsluzu senetleri o zirve noktasından yani güçlü alım noktalarından şöyle bir düzeltme hareketi %25'lik bir düzeltme hareketi yapıp 200 22 TL'ye kadar %25'lik geri çekiliyor. Bu son 2-3 haftadan bahsediyorum. Yani İsrail olaylarının borsa endeksini etkilemeye başladığı tarihten itibaren. Şimdi Anadolu Anadolu Isuzu hisse işte senetleri bugün %10 tavan kapanış yaptı. %10 tavan kapanış yaptı. Yani Bugünün tarihi nedir diye bakarsak yani Perşembe günü itibariyle tavan kapanış yaptı. 55 günlük ortalama 237 TL. Kapanış fiyatı 238-239 TL. Yani 55 günlük ortalamasının üzerinde kapanış yaptı. 22 günlük ortalaması 22 günlük ortalaması Anadolu ISU'sunun 241 TL. Net olarak konuşalım. 241 TL'de kapanışlar gelmeye başladığı zaman Anadolu Isuzu da güçlü alım bölgesine girmiş oluruz. Anadolu Isuzu güçlü alım bölgesine girmiş oluruz. Bugün Anadolu Isuzu işlem hacmi olarak 227 milyon TL günlük işlem hacmi yaptı. Yani dün tabii doğal olarak. Ee, Anadolu Isuzu da etkilendi dünkü sert düşüşten. Yani yani en kral ise bile dün çakıldı yani tek kelime konuşayım dünkü borsada işlem gören en kral hisseler bile çakıldı adeta çakıldı böyle. Yani apartmanın 5. katından saldılar zemin kata betona çaktılar. Dün bütün borsada hisse senetleri yani tek kelime konuşayım çakıldı çakıldı. 5, 10, 5, 10, 5, 10 çakıldı. Anadolu hissü de bunlardan bir tanesiydi. Fakat Anadolu hissü bugün çok güzel bir tepki verdi, güçlü bir tepki verdi. 227 milyonlu güçlü işlem hacmi yaptı. Yıldız Pazar'da işlem gören bir hisse senedi, güçlü bir ekonomik yapısı var Anadolu Isuzu'nun. Zaten Anadolu Isuzu'yu tanımayan yok. Yani üretmiş olduğu ürünleri sokaklarda, caddelerde, otoyollarda görmeyen var mı? Özellikle şehir içi hafif ticari araçlar üreten bir şirket bu. İhracatı var, yurt içine satışları var. Anadolu Isuzu çok güzel araçlar üretiyor. Yani. Anadolu Isuzu aynı kendi sektöründe gerçi Mitsubishi vardı onun tarzında üretim yapan Mitsubishi arabaları vardı. Anadolu Isuzu ayakta kaldı. Anadolu Isuzu Türkiye'de güzel işler yapıyor. Yani hisseleri de güzel işler yapıyor burada. Yani ürünleri güzel ama hisseleri de güzel. FK oranı Anadolu Isuzu'nun %21. Yani 2142 FK oranı var. Çok güzel yani. Normal, normal. Halka açıklık oranı yüzde on halka açıklık oranı düşük olan şirketlerden bir tanesi. Ee, şöyle sermayesi 84 milyon, ee, halka açıklık oranı, halka açıklık oranı yüzde on düşük bir halka açıklık oranı var. Ee, 2023 altı aylık bilançolarında 84 milyon sermayesine karşılık. 570 milyon net kar çıkarmış bir şirket. Yani bilanço şirketi arıyorum param var bilanço şirketi arıyorum diyen arkadaşlar varsa içinizde e, Tabii bu aralar piyasalarda para kıtlığı çekiyoruz onu da söyleyeyim yani para kıtlığı bankalar kredi vermiyor. E, ondan sonra ticaret e, durmuş konu, donumda. Resesyon e, modu var piyasada yani piyasaları iyi takip edenler var ya şu anda Türkiye piyasasında resesyon denilen e, ekonomik durgunluk var yani. Bunun sebepleri var. Faizlerin artışı e, vesaire vesaire gibi birçok e, sebebi var. Yani onu ben açıklamayayım. E, Maliye Bakanı Mehmet Çimşek açıklasın. E, onu ben açıklamayayım yani bir resesyon var. Yani bunu e, piyasanın içinde biri olan olan biri olarak söylüyorum. Türkiye piyasasında şu anda şiddetli durgunluk, resesyon vardır. Yani bunu kimse inkar edemez yani var. Yani ticari durgunluk var yani şirketlerin bütçeleri, bilançoları iyi olması önemli değil. Zaten küçük paralarla e, halk ne yapıyor? Geçimini sağlıyor. E, şirketler de büyük sermayeleriyle e, yatırımlarını Üretimlerini yapıyorlar yani halkın gidip de bir Anadolu Isuzu kurmasına bir yani bırakın onu Anadolu Isuzu kurmayı e, kurmayı kuramaz e, sadece halk geçimini sağlıyor yani Türkiye'deki bütçelerle halk, e, Anadolu Isuzu e, büyük bir şirket büyük bir şirket e, 711 milyon dolarlık yani sermayesi kuruluş değeri e, genel yapısı itibariyle büyük bir şirket 711 milyon dolarlık bir şirketi konuşuyoruz bu akşam. Tabii bize şirketten kasıt bize hisseleri ne yapıyor? Şimdi küçük yatırımcıya ne lazım? <laughs> Hisselerinden yani adam almış 5 bin, 10 bin, 50 bin TL Anadolu Anadolu İSÜZ'ünün hisse senetlerini almış biriktirdiği paralarla. Bana diyor hisselerden para kazandıracak yani yatırımlarını, birikimlerini veriyor değerlendirecek alan arıyor. Gitmiş Anadolu Zoo hissel hisselerini alacak veya almıştır. Onu ben bilemem yani. Şimdi bu hisse senedinin durumu hakkında bilgi vermeye çalışıyorum ben. Yani benim elimde Anadolu İstuzu hissel hisseleri olsa ben korkmam yani dün %10 düştü ama Anadolu hissu hisse senetleri çok sağlam yapıda yani çok sağlam yapıda bilanço olarak çok sağlam yapıda grafik olarak çok sağlam yapıda yükseliş trendine girmiş bir hisse senedi. Tabii piyasadan etkilenmesi gayet normal yani piyasadaki şartları biliyorsunuz savaş işte siyasi atışmalar, ülkeler arası e, savaşı kızıştıracak olan açıklamalar geliyor. Tabii bu da bizim genel olarak e, bizim İstanbul borsasına baskı yaratıyor. O yüzden biz çıkışlar yapamıyoruz yani. E, bunun sebebi bu. E, Tabi endekse baskı geldiği zaman hisse senetlerine de baskı gelmiş oluyor, hisse senetlerine de baskı gelmiş oluyor. Anadolu İstihdazı da bunlardan bir tanesi. Ama şirket olarak değerlendirdiğimiz zaman başlı başına çok güçlü bir dağ gibi şirketi konuştuk bu akşam. Grafikler. Yükseliş trendinde, yükseliş trendinde yani yükseliş trendine giren hisselerden mesela bir anda böyle yüzde %50, %100 ralliler beklemek hata olur. Yükseliş trendine girdiğiz ama bir hisse senedinin yükseliş trendini devam ettirmesi bir ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 aya kadar yükseliş trendini e, sürdürebilir. O yüzden böyle dünkü gibi e, veya bu savaş başladığından beri e, diyelim ki e, Anadolu hissuzu 289 TL e, 8500 endekste aldınız. E, %25 değer kaybettiniz. Bence bence benim kendi fikrim e, korkulacak bir durum yoktur. Yani böyle günlük aldıysanız tabi zarar edersiniz. O zaman e, daldan dala atlamak zorunda kalırsınız. Bu sakıncalıdır. Bu sakıncalıdır. E, böyle durumlarda e, izleyici olmak onu her zaman söylüyorum izleyici olmak çok sert endeksin ve hisselerin yükseldiği dönemlerde de izleyici kalmak, borsanın ve hisse senetlerinin çok sert düştüğü dönemlerde eğer çıkış yapamadıysak, kaçış yapamadıysak, e, izleyici kalmak daha mantıklı e, kararlar veriyor. Mesela dün akşam e, son 5 dakikada 16 18.05'te satış verenler e ee, mesela 100.000 TL hisse senedi var elinde. Anadolu işsizliği olabilir, Alfaş olabilir, Astor olabilir, hiç fark etmez. Dün akşam 16.05'te e, panik yapıp, panik yapıp hisse senetlerini satan adamlar, e, bugün dün akşam sattığı hisse senetlerini bugün hiç yoksa %5 yukarıdan almak zorunda kaldılar. Niye uyarmaya çalışıyorum ben? İşte o yüzden yani panik satışlara kapılmayalım. Sel akıyor, selin içine atlıyoruz demektir. Yani yani mali arasından sel akıyor. Dünkü olayda e, öyle benzetmeye çalışıyorum. Sel akıyor. E sele biz de ne yapıyoruz? Katılıyoruz yani. Hadi bakalım tişörtleri çıkartın lab diye denize atlıyoruz veya sele atlıyoruz. Yani buralarda böyle hareketlerde yani seyretmek ben korona dönemlerini çok iyi hatırlıyorum. Çok arkadaşa sert düşüşler olduğu zaman uyardım yani kesinlikle dedim kesinlikle dedim şey yapmayın dedim yani böyle konuştuğum arkadaşlara konuştuğum arkadaşlara uyardım kesinlikle dedim böyle bir durumda ekranları kapatın dedim yani ekranları kapatın dedim su akar yolunu bulur böyle bir 45 gün zor dönem geçirdi ikinci 45 günde yani 90 gün korona krizinin dönemini hatırlatmaya çalışıyorum o günlerde 90 gün elindeki hisse senetlerini satmayan arkadaşlar çok büyük para kazandıklarını hatırlatırım yani böyle krizler piyasalarda olur bir de özellikle hisse senetlerimiz sağlamsa Anadolu Isuzu gibi Anadolu Efes gibi. Ondan sonra ne bileyim banka hisseleri bunlar hep borsanın sağlam şirketleridir. Böyle hisselerde böyle türbülanslara kendimizi kaptırmadan malımıza sahip çıkmamız lazım. Şimdi Anadolu hisse, hisse senetleri yani çok güzel bir şirket yani bilanço şirketi bilanço şirketi yani ben bunu 289 zirveden 8500 endekste almış olsaydım. Yani bu kadar krize rağmen borsanın bu kadar tokatlanmasına rağmen ben bu hisse senetlerini tutmaya devam ederdim tabi nasıl tutmaya devam ederdim yani böyle bir para ihtiyacım yoksa şimdi para ihtiyacı olduğu zaman e tabi doğal olarak zararına satışlar meydana geliyor yani zaten Büyük fırsatçıların borsanın büyüklerinde fırsatçıları bunu isterler. Seni paraya sıkışık dönemde hissen de zarardaysa zararına satırmanı isterler. Yani o yüzden ihtiyacınız olmayan paralarla borsaya girin. Yani ihtiyaç olmayan paralarla yani benim haftaya. Cuma günü bir ödemem varsa bugün de cebimde 50 bin lira bir para varsa e şimdi ben 5 günde bu hisse senedinin ne yapacağını e, iyi bir hisse senedi olsa da e, bilemem yani 5 gün size yetersiz kalır yani sizin en az 3 ay ihtiyacınız olmayan bir parayla borsaya girmeniz lazım diye düşünüyorum yani. Tabi herkes kendi hesabını kendisi bilir ben orada bir şey diyemem e, şimdi Anadolu İSİZU'da 240 TL. 22 günlük ortalamayı açtığımız zaman Anadolu hissü e, güçlü e, yapısını koruyordur. Her zaman endekse dikkat edelim, sol gözümüzle endeksi izleyelim, sağ gözümüzle elimizde Anadolu hissü varsa, yani iki tarafı birden kontrol ederek borsa izlemelerini yapalım. Yani ben bunu geçmiş günlerde de söyledim. Yani bir kısım isteği takip ediyor, endeksi takip, endeksi borsada takip edeceksiniz. Yani ben. Ee, yani hisse senedime bakarım öyle bir şey yok yani öyle bir şey yok endeksi ve hisse senetlerini mutlaka takip etmeniz lazım ben de o yüzden e, her akşam e, endeks analizi yapmaya çalışıyorum çünkü küçük borsa yatırımcılarına şunu öğretmek lazım çünkü hiçbirisinin bildiğini ben zannetmiyorum çünkü ben onu anlıyorum yani konuşmalardan hiç kimse borsa endeksini takip etmiyor yani Borsa endeksini kesinlikle takip eden yok. El, ya benim diyor elimde diyor şu hisse var diyor, o düştü, o çakıldı, o tavan yaptı. muhabbetler tamamen e, böyle boş boş muhabbetler yani. Borsa endeksini takip edeceksin. Borsa endeksini takip etmezsen hisseni zaten takip edemezsin yani. O yüzden ikisini birden takip ediyoruz. Anadolu hissizü güçlü bir şirket. E, bugün tavan yaptı, e, bilançoları sağlam. Onları da okudum az önce. Ben olsam Anadolu İssuzu'ya sahip çıkarım. Anadolu İssuzu yatırımcıları hissenize sahip çıkın. Çok güzel bir hisse senediniz var. Anadolu İssuzu'yu beğendim. Herkese iyi akşamlar dilerim.